Sözcü Televizyonu Güvenlik ve Strateji Danışmanı Ahmet Yavuz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi son gelişmeleri izleyicilerimizle de paylaştık. Son açıklamalar böyle. Hem Türkiye'nin rolüyle başlamak isterim. Türkiye bu meselede nasıl bir aktör, bir oyun kurucu diyebilir miyiz? Ve komşumuz da artık Suriye coğrafyasında bu son gelişmeler ışığında nasıl bir durum söz konusu? Şimdi şöyle, yani Türkiye oyun kurucu mu? Ee, onu tam bilmiyorum. Çünkü oyun ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, e, İngiltere, belki Fransa tarafından kuruldu. Ee, daha sonra bu oyuna e, Türkiye, Rusya dahil oldu. Fakat e, İdlib'de biliyorsunuz, HETEŞ'e e, bir terör örgütü olarak bulunuyordu ve e, hem 2018'de hem 2021'de verilen kararlarla Türkiye'nin o gözlem noktalarının altında içinde kalan bölgedeki HTŞ'yi ağır silahlarından arındıracaktı. Böyle bir sorumluluğu vardı ama demek ki arındırmadı ve HTŞ Türkiye coğrafyasına bitişik bir alanda olduğu için Türkiye tarafından beslendi, büyütüldü ve bu harekat içinde hazır hale e, getirildi demiyorum. Çünkü onu ağırlıklı olarak Amerikalılar e, ve İngilizler sağladılar. Hatta Ukraynalılar buradan çıkmadı. E, İs, İsrail buradan e, e, desteğini eksik etmedi. Şimdi mesela HTŞ ilginç geldi bana. Birleşmiş Milletler'e e, İsrail'i şikayet etmiş. E, bombalıyor diye. E, fakat e, Şam düşünceye kadar yani Esad Reşim'in düşünceye kadar HTS'nin hmm. yanındaydı İsrail. Şimdi karşısında çok tipik bir e, durumla karşı karşıya. Nasıl karşıyaydı. bir denklem var? Bir yandan da terör listesinde HTS hala değil mi? Tabii, hala terör listesinde Peki kimse nasıl oluyor de onu Tüm'de çıkarmadı. Bir ya yandan işte, muhatap dalınıyor. Bu böyle, bu terörle ilgili konu e, Birleşmiş Milletler'de e, tam tanımı yapılmış bir şey olmadığı için e, herkesin terör tanımı kendisine ait ve e, terör örgütleri de işlerine geldiğin zaman e, emperyalist güçlerin işine geldiği zaman terörist oluyor, gelmediği zaman teröristlerden teröristlikten çıkıyor. İşte bu HTŞ bunun en son tipik örneği oldu ve bugün HTŞ ile işte bakın Avrupa Birliği ne yapıyor? 50 ton e, sağlık malzemesi gönderiyor falan. Yani yıktılar bir rejimi. Yerine kendilerine uygun bir rejim kurdular. Acaba kendilerine uygun olacak mı? Bilmiyoruz. Henüz bilmiyoruz peki. Bilmiyoruz. E, şimdi e, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, e, Britanya'nın, Fransa'nın etkisinden bahsettiniz. İsrail'in bölgedeki planı nedir? E, bir süre daha çekilmeyeceğini anlıyoruz. Bu daha da genişleyecek mi sizce? İsrail'in bölgedeki planı e, bir defa kendi yaşam alanını genişletmek. Kazançlı mı çıktı? Bu işin en tek kazananı İsrail şu anda. Öyle an. mi? Şu anda tek kazananı İsrail. Yani daha HTC'nin falan ne kazandığını bilmiyoruz. Çünkü e, balayı bitince göreceğiz. Şimdi bayram, kutlama, mermiler havaya. Ama yarın ne olacak? Bu ekonomik problemleri, bu sosyal problemleri, siyasi problemleri nasıl çözecekler? Fırat'ın doğusuyla nasıl bir ilişki geliştirilecek? fıratın batısında hangi örgütler Evet diyecek Hayır diyecek Çünkü yerleşik sistemde bazı rejiminin çöktü ama ona destek veren milyonlarca insan var ya da aleviler ne yapacaklar yani Suriye alevileri ne yapacaklar onlara karşı heteşe'nin tutumu ne olacak Mesela dün Fotoğraf çektirmek isteyen herhalde bugün de olabilir bir kadına başını, başını ört. ört dedi. E şimdi bu yani birileri ona bir elbise giydirdi sanki gerçekten Suriye'yi bütün renkleriyle özellikleriyle kavrayacak bir lider imajı çizdi. Ama ikinci gün yani kaç gün oldu? Bugün ayın 7. 14 gün. 14'ü değil mi? Şam düşeli. Şam düşeli 7. Yedi, yedi gün. gün. Bir hafta. Yani bir hafta sonra adam rengini tekrar ortaya koydu. Yani e, dolayısıyla biz... Ama bir yandan da e, Ahmet Hocam e, siz de söylediniz. Yani insanların yaşam tarzına müdahale edilmeyeceğini açıklıyor. HTŞ lideri kadınların kılık kıyafetine müdahale edilmeyecek dedi ama 7. günde artık. Bugün e, biz gördük ama belki de hafta içinde e, çekilen bir görüntüydü. E, bu e, bir... Akıl alışverişi de var sanki değil mi onlara verilen? Şimdi tabi kesinlikle bunu Amerika veya daha ziyade de İngilizler bunu hazırlamışlar öyle düşünüyorum. Şam'dan da canlı görüntüler geliyor ee, bir yandan evet. ekranımıza. Yani İngilizler hazırlamışlar anladığım kadarıyla. Ne gibi bir etkisi var Britanya'nın bölgede? Britanya'nın tarihi bir etkisi var. Yani Britanya'da özel bir akıl var. Yani Neyin Amerika Amerikalılarda olmayan bir akıl var. İngilizler daha ziyade... E, dolaylı stratejiyi benimseyen bir ülkedir. Amerikalılar doğrudan stratejiyi belirler, yani tercih ederler. Dolayısıyla e, birisi Leader Hart'ın temsilcisidir. E, dolaylı tutum diye bir de kitabı vardır hatırlarsanız. Öteki de Almanlar gibi e, doğrudandır ve e, işte Klosevici temsil ederler. Yani e, Amerikalılar yeni yeni öğreniyorlar. İngilizlerin sofistike düşünce yapısını. Onlar savaşarak bir e, ülke kurdukları için ötekiler de birilerini savaştırarak dünyaya hakim oldukları için yeni yeni e, Amerikalılar İngilizlerden öğreniyor. İngilizler çok derin yani burayı Orta Doğu'yu şekillendiren de o. Mesela e, Yani İngilizler aslında bu haritayı çok önceden çizmişler miydi? Tabii tabii. tabii. Sykes-Picot'la 1916 hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan önce e, burada Halifeliği de oraya taşımayı e, düşünen, e, işte İngiltere'nin bir Dünya Savaşı'ndaki savaş bakanı falan, hep bu hayallerle e, büyüdüler ama e, Mustafa Kemal'ı hayalleri ortadan kaldırdı milli mücadeleyle. E, dolayısıyla burada öyle bir akıl var. Hatta biliyorsunuz Irak'ı yöneten, uzun süre yöneten Bertolt Gel diye bir kadın vardır, yani İngiltere ajanı yani bölgedeki. Yani arkeolog ama aslında ajan İran'da falan da uzun süre yaşamıştır. E, ailesine bir mektup yazıyor. Her hafta diyor başladığında kendimi tanrı gibi hissediyorum diyor. Çünkü verdiği her iş, her emir yapılıyor yani böyle bir onlar şekillendirdiler bu bölgeyi. E, dolayısıyla bu, bu bu bölgede özellikle e, çok iyi bir tarihsel ...bilgiye sahipler. İyi de değerlendiriyorlar. Peki e, Irak dediniz. E, Suriye'de acaba bir Irak planı mı devrede e, diye soranlar da var. Katılır mısınız? Tabii tabii. Suriye'deki plan da Irak'taki planın hemen hemen benzeri. Aynısı değil ama benzeri. Çünkü e, Irak'ta e, bir sünni azınlık geniş bir e, Alevi çoğunluğu, Şii çoğunluğu e, yönetiyordu... Ee, Suriye'de de bunun tersiydi. Burada da bir e, Alevi azınlık, e, Sünni bir toplumu yönetiyordu yani. Ben onların referansıyla bakmak istemiyorum ama yani bu Orta Doğu'nun kaderi böyle. Ama Suriye'deki çeşitlilik daha fazla sanki. Suriye'deki çeşitlilik daha fazla. Ee, Aynı zamanda Kudüs'e açılan bir Şam kapısı. E, öyle tabii. yani çünkü coğrafya farklı. Akdeniz'e açılan bir e, kapı var. E, Akdeniz'e açılan kapının ee, tabii ki kendine göre ee, Tanım. dün akşam e, Mitat hoca Mitat Baydar yine bu stüdyodaydık. Çok güzel bir şey söyledi. Golan'ın kıyafetleriyle ilgili işte bir Taliban kıyafetiyle başladı. İsrail'in uniformasını giydi. Normal yakında dedi Lü, giderse dedi bir papyonlu görebiliriz onu dedi. Ama e, herhalde öyle olmayacak. Çünkü e, ne olacak aslına dönecek. Yani aslına dönmek çok önemli bir şeydir. Evet, yani. ekranımızda şu anda. Yani aslına dönecek. Böyle e, dolma tüfekle. Bir atım yaparsınız yani. Otomatik Peki, tüfekle çok atım asl yaparsınız. Aslına dönecek demişken Türkiye açısından Türkiye için büyüyen bir tehdit diyebilir miyiz yani e, Türkiye nasıl başa çıkabilir mesela çare nedir bölge için? Ya yani şimdi Türkiye çok Şu andaki konumu dünde dışişleri bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu. E, o açıklamalar üzerinden nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi bir defa Türkiye e, yani AKP yönetimi yani Erdoğan ve Fidanlar e, Heteşiği ve onun yönetim sistemini e, hiçbir şekilde e, karşı koyacak bir durumda değil. Onu böyle kendisine çok yakın hissediyor. Hatta biliyorsunuz e, Afganistan'daki Taliban için de Cumhurbaşkanı Erdoğan benzer şeyler söylemişti. Dolayısıyla oradan bir tehlike olmayacakmış gibi düşünüyor ama pek öyle değil. Çünkü bu balayı bittikten sonra e, hem e, Golani kendisi Hakim oldukça daha milliyetçi bir çizgiye kayacak. Bu işin tabiatında var. Tabiatında var. O zaman e, Türkiye'ye ihtiyaçları azaldıkça farklı bakacaklar. O zaman şey üzerindeki var. terör tanımlaması da kalkacak herhalde. Tabii tabii kalktı bile zaten. Fiilen kalktı. Onu yeni bir resmi gazetede yani belki hiç bu konuya değinmeden e, adamı devlet başkanı olarak tanıyacaklar. Bilemiyoruz yani şu anda geçiş döneminde. E, Türkiye'nin bakışı Sadece PD ile ilgili sıkıntıdan kaynaklanıyormuş gibi bir izlenim veriyorlar şu anda. Bence bu aldatıcı bir şey. Aldatıcı bir şey. E, iki nedenle aldatıcı. Hem PD'yi işte PD zayıflıyor doğru. Neden zayıflıyor? Çünkü SDG adıyla içinde Arap aşiretlerini de barındırıyordu. Çünkü Esat'a karşıydılar onlar. Şimdi Esat devrilince kendi özüne döndü ve bu sefer Pd'den de ayrıldı, SdG dağıldı yani artık bir SdG diye bir topluluk yok öyle öyle kabul etmek lazım. Ee, Sayın Fidan'ın açıkladığı gibi yani işte önce PKK'dan buraya gelenler olursa çok seviniriz bunu ama çok fazla iyimser olduğumu söyleyemem bu konuda çünkü Amerika Birleşik Devletleri arkasında, İsrail arkasında ve e, bu bu mücadele çok uzun süreli bir mücadele olacak Sonra işte onun lider kadrosu gidecek dedi ve orada bir e, sosyal doku var o dokuyu ortadan kaldırmanız mümkün değil ama e, bizim açımızdan önemli olan Türkiye açısından kanaatimce Suriye'nin toprak bütünlüğünü e, bütün sosyal dokuları da içerecek şekilde herhangi bir şekilde ötelemeden hepsinin de yönetimde yer almasını sağlayacak şekilde muhafaza etmek. Toprak bütünlüğü hala mümkün mü? Toprak bütünlüğü mümkün ama riskli. Yani çünkü yarın e, başka şeyler gelişebilir. Mesela. Yani risk e, nedir bölgede? Risk risk şu. Fırat'ın doğusuyla batısı arasında bir çatışma olabilir. Yani bugün için Amerika Birleşik Devletleri hem PYD'nin hem HTS'nin İpini kendi elinde tutuyor. Bu arada terör Ama örgütü... yarın, yarın farklılaşacak. Fırat'ın doğusu meselesi Trump dönemine mi kalır? Yani Amerika çekilir mi bölgeden mi? Terör örgütünün Yok. böyle bir kaygısı Amerika da var. Amerika'nın Amerika çekileceği Amerika onları bırakacağı yönünde. Amerika'nın çekilmesi ancak eski sistem devam etmiş olsaydı... ...Rusya'da ağırlıklı olarak bölgede varlığını sürdürseydi ki... ...bugünlerde tartışılıyor o da. Biraz önce haberlerde vardı... Ee, belki söz konusu olabilirdi o zaman. Ama ben şimdi Amerika'nın çekileceğini düşünmüyorum. Ama şu bir ihtimaldir. Yani şu bir ihtimaldir. Bu e, PD'nin hayatını garanti ettikten sonra e, Türkiye'ye bu bölgede başka sorumluluklar verilebilir. Geçici olarak Türkiye'yi biraz büyütebilirler. Ha Nasıl bir sorumluluk kastınız? Yani işte Irak'taki, Suriye'deki Kürtleri Türkiye'nin bir parçası haline getirebilirler. Özerk bölgeler halinde. Ama daha sonra oradan başka bir jeopolitik çıkar. Dolayısıyla... Yani Irak'taki e, yapıyla Suriye'deki yapıyı birleştirmek tabii. gibi bir plan mı var? Zaten bakıyordu? bence Irak'taki yapıyla Suriye'deki yapıyı birleştirme planı var. Bunu nereden anlıyoruz? Peki birleşebilecek potansiyelde ve duruşta iki yapımı Bence de tabii ki. Yani... Zaten coğrafya bitişik alan ee, ve dil aynı, e, din aynı, e, bir sürü kültürel ortaklık var. E, 2017'deki referandumu hatırlar mısınız? Irak, Kuzey Irak bağımsızlığını ilan ettiğinde Amerika hemen evet demedi ona. Hatta hayır dedi. Çünkü e, kategorik olarak hayır demedi. Suriye'yi daha henüz istediği noktaya kıvama getirememişti o getirememenin bedeli olarak bekle dedi Irak'a. Şimdi tekrar o dalga yükselecektir yani. Barzani'nin açıklamaları vardı. Bağımsızlık yönünde hiçbir bağ... tehdit oluşturmuyoruz aslında biz tabii. De işte ne. işte Suriye'ye ne Türkiye'ye bunu da gösterdik. Aynen, aynen, bölgedeki aynen. tavrımızı aynen. diye. Tabii başka o dönemde. Bir, başka bir tehlike. O da şu. Kuzey Irak'la Kuzey Suriye birleştiği zaman onun İsrail'le bağlantısı ne olacak? Yani İsrail genişliyor işte Golan, Dera, e, Dera'daki dürzilerin bir kısmı Suriye'ye katılma iradesi ortaya, düzeltiyorum İsrail'e katılma iradesi ortaya koydu. Yarın nasıl şekillenecek? Tam böyle... E, Dürziler açısından bir bağımsızlık Gürdün, olur mu? Ürdün, Irak, Suriye sınırının birleşme noktasında Amerikalılar var. Orada belirli güçler var. E, o, o güçlerin tavrı ne olacak? Onlar genleşirse kuzeye ve güneye doğru... Daha doğrusu Kuzey Doğu ve Güney Batıya doğru genişlerse oradan bir alan çıkar mı? Yani bütün bunlar jeopolitik riskleri barındırıyor. Peki Tahran, Tahran'ın Şam üzerindeki etkisi tamamen bitti mi artık? Yani bence, Akdeniz rüyası? Bence artık bitti. Artık bitti. Yani zaten bu harekat İran'ın kollarını koparma harekatıydı. İsrail'in Hamas ve e, Lübnan daha doğrusu e, Gazze ve Lübnan'daki e, mücadelesi aslında bununla bağlantılıydı. Yani oralar bittikten sonra bunun başlaması da tesadüf değil. Onun için bütün oyunu e, Amerika e, yönetiyor. Yani bizimkiler ortak oldular oyuna. Çünkü coğrafyanın e, Amerika'yı, İsrail'i, ile e, ilişki konusunda... Türkiye'ye mecbur etmesi var taraflar. Ondan sonra bundan yararlandı. Dikkat ettiyseniz son zamanlara kadar hep Esatla işbirliği arayışı vardı. o arayış aslında gerçekçi ve doğru da bir arayıştı. Yanlış da bir arayış değildi. Fakat sonradan değişti. İş değişti. Peki e, bilin